Merhaba efendim, İçer Gündemi'ne hoş geldiniz. Mersin'le ilgili neler yaşandı sizlere aktaracağız ama tabii Türkiye gündeminde çok önemli gelişmeler var. Son dakika ve son saatlerde yaşanan önemli gelişmeler Türkiye'nin siyasetine, ekonomisine, sosyal yaşantısına yön veren gelişmeler. Şimdi onlara kısaca bir değinelim, ondan sonrasında Mersin'le ilgili gelişmelere geçelim değerli seyirciler. Türkiye ile ilgili neler yaşandı ki dün duyurmuştuk. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi resmi açıklamasını yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuştu, açıkladı ve sonrasında da CHP'nin başkan adayı Muharrem İnce de bir konuşma yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan adayı, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu değerli seyirciler. Bu son saatlerde yaşanan önemli bir gelişme. Bunun haricinde İYİ Parti'den Meral Akşener de seçim startını verdi bugün değerli seyirciler. Şöyle ki hemen açıklamasına gelelim. İYİ Parti lideri Meral Akşener 100 bin imza kampanyasına Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'nda yüzlerce partilinin katılımıyla start verdi. Kendisinin de Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için gerekli olan 100 bin imza için kendisi de imza verdi. İstanbul'da Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'nda yüzlerce partilinin katılımıyla imza attı. Tabii kendisiyle birlikte İYİ Partililer de imza atmakla birlikte Meral Akşener'e CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla CHP'liler de eşlik etti ve yine yüzlerce CHP'li de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'nda dilekçe ile birlikte imzalarını da verdiler. Bu da son saatlerde yaşanan önemli bir gelişme diyoruz. Bunun haricinde yaşanacak ve yaşanan diğer önemli gelişmelere de yine programımız içerisinde son dakika bilgilerine de yer vereceğiz değerli seyirciler. Yine bir son dakika bilgisi ama bu bilgiyi her an verebiliriz. Çünkü her an değişiklik gösteriyor, düşüyor, çıkıyor dolar ve euro. Şu anda ekranlarınızda sağ alt köşede göreceksiniz İçer TV'de ve Facebook ve diğer sosyal medya hesaplarımızdaki ekranınızda da büyütürseniz daha net bir şekilde görürsünüz doların ve euronun son durumunu. Programa başlamadan önce avro değerli seyirciler, dolar şu anda geldi ekranlarınıza, 4.27 sağ alt köşede, 4.27 şu anda dolar. Avro'da 5.10 değerinde ama 2-3 dakika önce bu değerleri yazmıştık ekranımıza. Değişti mi diye acaba tekrar bir bakıyoruz. Değişiklik var değerli seyirciler. Dolar şu anda 4.25 ve Avro ise şu anda hemen baktığımızda 5.09 değerli seyirciler. Böyle bir değişiklik var. Her an değişiyor. Tabii doların bu kadar çok yükselmesi, avronun bu kadar çok yükselmesi ama özellikle de doların bu kadar çok yükselmesi de yine ekonomi çevrelerinde endişe ile takip ediliyor. Ve bu konuda düzenleme olacak mı, bir müdahale gelecek mi? Bununla ilgili beklentiler de her geçen saat artıyor. Bunu da aktaralım sizlere efendim. Hemen Mersin'le ilgili gelişmelere geçelim. Mersin'de tabii Türkiye seçim atmosferine girdi. Başkanlık seçimi, milletvekilliği seçimi olacak. Ama tabii Mersin'de de seçim birkaç aydır devam ediyor. Şöyle ki oda seçimleri oldu, borsa seçimleri oldu, çeşitli STK'ların seçimleri oldu, hala da devam ediyor. Mersin'de basın camiası da seçime gidiyor değerli seyirciler. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ve Başkanı seçilecek. Yarın Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılacak seçim. Genel kurul ve 5 aday var.
O 5 aday da bugün Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde mevcut başkan Ahmet Ünal önderliğinde bir araya geldiler. Kısa kısa konuşma yaptılar. Bakalım efendim. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na aday olan kişiler Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Mevcut Başkan Ahmet Ünal önderliğinde bir araya gelen başkan adayları Zeliha Akkuş, Ali Ekberşen, Turgay Demirtaş, Fatih Şahin ve Kemal İstek beraberlik mesajı verdi. Ülkemiz seçime gidiyor. Kentin haber alma hakkını kullanan biz gazeteciler de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti bölgemizde 30'a yakın radyo, 20'ye yakın günlük gazete, 100'den fazla haftalık gazete bünyesinde barındıran Türkiye'nin sayılı meslek örgütlerinden, güçlü meslek örgütlerinden biri oldu. Seçime giderken 5 tane adayımız var, yani kamuoyunda konuşulan. Biz geleneklerimizi sürdüreceğiz. Seçim döneminde tartışmalar olabilir, belki gerginlikler de olabilir. Ama bugün yine biz Türkiye'de bir ilki yapıyoruz. Gülerek gidiyoruz seçime. Yarın salondan kim çıkarsa da gülerek ayrılacak. Mersin Gazeteciler Cemiyeti hiçbir siyasi partinin, başka çıkar odaklarının hiçbirinin yan bahçesi olmadı. Yapmamaya çalıştık. Bundan sonra da olmayacaktır inanıyorum. Ben yarışa katılan değerli arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hepsinin alnından öpüyorum. Mersin gerçekten ilklerin kenti. Her konuda ilk. Eğer bu ülkede 5 tane il varsa kadın başkan çıkaracak, Gazeteciler Cemiyeti'nde kadın başkan olacak 5 il varsa bu illerden biri de Mersin. Mersin'e kadın başkan çok yakışacak. Hep beraber yönetişim anlayışıyla, tabii ki duayenlerimizle, tabii ki geçmişte bize emek verenlerle, gençlerle, kadınlarla hep beraber yönetmeye adayım. Bütün aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. 5 adayla yarışa girdik, meslek yarışına girdik. Kim daha iyi yapabilir yarışına girdik. Amacımız cemiyetimizi çok daha ileri taşımak. Kavgasız, gürültüsüz. Evet bir kavga var ama bu kavga bizim meslek kavgamız. Kaygımız, geleceğimiz, mesleğimiz. Biz hepimiz koca gemide bir aileyiz. Hep birlikte bu gemide yolculuğa devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum kardeşim. Evet Turgay'cığım. Başkanım öncelikle sana çok teşekkür ediyoruz. Bizi buraya kadar getirdin. Bundan sonra inşallah aday arkadaşlarımla birlikte yarın saat 5'te girdiğimiz gibi gülerek girdik. Az önce de arkadaşlarımla cemiyette biraz gülüştük, şakalaştık. İnşallah yarın saat 5'te de aynı şekilde gülerek oynayarak çıkarız. Kazanan arkadaşımızı tebrik ederiz. Hep birlikte burayı yine yönetiriz inşallah. Teşekkür ediyoruz Turgay'cığım. Evet Ali abi. Merhabalar arkadaşlar. Bir yarışa girdik. Sonuçta isteğim, arzum Mersin basının kazanması. Dediğiniz gibi bütün arkadaşların fikirlerine ben katılıyorum. El ele, gönül gönüle verirsek, daha önce de ifade ettiğim gibi biz bir aile olabilirsek, iyi bir aile olmayı başarabilirsek, sorunlarımızın çözümü noktasında kesinlikle önümüzde bulunabilecek bütün engelleri aşarız. Bütün aday arkadaşlarıma ve Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum Ali abicim. Efendim tabii Mersin Gazeteciler Cemiyeti bizler için çok önemli bir güç odağı diyebileceğim. Güç aldığımız noktalardan bir tanesi. Ama maalesef üzülerek ifade etmem gerekir ki Türkiye'de gerçekten gazetecilik mesleğini yürütmek, bu mesleğe gönül vermek hem riskli hem de zorluklarla dolu süreçlere gebe. Mersin'i il genelinde boydan boya adeta gezdim. Genel olarak gazetecilerle taşrada özellikle bir araya geldim. Şunu gördüm. Mersin basın için artık maalesef kara bitmiş. Eğer karası bunun böyleyse açık denizlerde fırtınalı o gemilerin yol aldığı misali çalkanına bundan sonra bizi nelerin beklediğini de apaçık ortaya koyuyor. Çok teşekkür ediyorum. Büyük emek veriyoruz. Buradan çıkacak olan en önemli mesaj gazetecilerin seçimi işte böyle olur. Her ne kadar tartışmalarımız işte seçim dönemindeki söylemlerimiz olsa dahi seçim biter. Yine tek yürek, tek yumruk olarak
Mersin ve Mersin'e hizmet etmeye devam ederiz. Teşekkür ederim. Evet, ben de Kemal arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Toroslar Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının ilk oturumunu gerçekleştirdi ve bu oturumda Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna sağlığa büyük önem verdiklerini söyledi. Toroslar Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan meclis toplantısını yaptı. Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Hamit Tuna başkanlığında yapılan toplantı, bir önceki birleşime ait karar özetinin okunarak oy birliğiyle kabul edilmesiyle başladı. Toroslar Belediyesi'nin 2017 mali yılı bütçe kesin hesabıyla yönetim dönemi hesabı görüşülerek oy birliğiyle plan ve bütçe komisyonuna havale edilirken, pazar yerleri hakkındaki yönetmeliğin geçiş hükümleri başlıklı geçici 1. maddesinin 1. fıkrası hükümleri doğrultusunda Toroslar bölgesi dahilinde faaliyet gösteren semt pazarlarının uygun alanlara taşınması ya da kapatılmasına ilişkin teklif görüşülerek oy birliğiyle İhtisas komisyonlarına sevk edildi. Mülkiyeti Toroslar Belediyesi adına kayıtlı olan Halkkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan dükkan ve deponun 5393 sayılı belediye kanununun 18 Taksim E maddesine istinaden Toroslar İlçe Sağlık Müdürlüğü adına 3 yıllığına tahsisinin yapılmasına ilişkin teklifte görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddesiyle ilgili görüşlerini dile getiren Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, göreve geldikleri günden beri sağlığa her zaman öncelik tanıdıklarını söyledi. Keten merkezi olması yönünde şekillendirdik ve Sağlık İl Müdürlüğü ile ortak bir proje başlatarak bölgedeki var olan yaklaşık 153 bin tane kadının, kadın olan yaş gruplarındaki bütün insanları orada mamografi test merkezi şekline dönüştürüp 18 kişilik de bir araç tahsis ettik, üzeri giydirmeli ve bölgedeki bütün kadınları periyodik olarak 2 yılda bir ya da işte öngörülen şekliyle bütün kadınları taşıyarak mamografi testinden geçiriyoruz. O proje biraz daha büyüdü, yanına ek birimler de getirildi. Dolayısıyla 1000 metrekarelik yer yetmiyor. Altta bizim bir yerimiz vardı, daha önceden kadın doğum hastanesine vermiştik. Orayı istediler, talep ettiler. O yerin verilmesiyle ilgili, 3 yıllık süre zarfında verilmesiyle ilgili oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle konu kabul edilmiştir. Toroslar Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu 4 Mayıs Cuma günü yapılacak. Mersin'le ilgili diğer gelişmelere devam edeceğiz ama son saatlerde yaşanan yine önemli bir gelişme var. Hatırlanacağı üzere açıklama yapılmıştı. Her iki bayramda da, Ramazan bayramında ve Kurban bayramında emeklilere biner lira ikramiye verileceği konusunda tarihi de netleşti değerli seyirciler. Haziran ayının başında emeklilerin hesaplarına ikramiyeleri yatacak. Bu konuda da bu şekilde karar verildi. Bunu da İçer Gündemi programından sizlere aktaralım. Ve tekrar Mersin'e dönelim diyoruz. Değerli seyirciler, Mersin'in de aralarında olduğu birçok ilde Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu düzenlendi. Bu operasyon Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli askerlere yapıldı. Zonguldak merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 10 il ve Kıbrıs'ta ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ-PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 Nisan'da ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ-PDY üyelerine yönelik operasyon yapıldı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Zonguldak, Hatay, Kilis, İzmir, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Mersin ve Kıbrıs'ta düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli askeri gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan kişiler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yayla evlerinde kış aylarında birçok soygun yapan kişiler jandarma tarafından yakalandı. Erdemli ilçesinde kış aylarında 15 ayrı yayla evine girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı. Hırsızlık olayları Erdemli'ye bağlı yüksek kesimlerde bulunan değişik mahallelerde yaşandı. Kış aylarında boş olan evlerde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan ilçe jandarma komutanlığı ve Güzeloluk jandarma komutanlığına bağlı ekipler hırsızları yakalamak için harekete geçti. Yapılan uzun takip ve inceleme sonunda hırsızlık olayıyla ilgili MH, MS ve HK yakalanarak gözaltına alındı. Kişilerin evlerinde yapılan aramalarda hırsızlık için girdikleri evlerden aldıkları bazı eşyalar ele geçirildi. Eşyalar ev sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye çıkartıldı. Kişilerden MH ve HK tutuklanırken MS tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Havalar ısındı. Mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık var. Tabii birkaç gün öncesinde İçer Gündemi programında yine sizlere hava sıcaklıklarının 6 Mayıs tarihine kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini, bunaltacağını ama 6 Mayıs tarihinden itibaren Türkiye'nin tamamında yağışlı bir havaya girileceği ve Mersin'de de Çukurova'da da Akdeniz bölgesinde de 6 Mayıs tarihinde şiddetli yağmurun beklendiğini dile getirmiştim. Ve tabii meteoroloji uyarıyor, şiddetli yağış geliyor, hafta sonu tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi meteoroloji. Tabii yaza girildi, havalar ısınıyor, turizm mevsimi geliyor. Doğal olarak Mersin'in turistik tesislerinde düzenlemeler başladı ve devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi de Mersin'in plajlarının, denizlerinin daha fazla mavi bayrak alabilmesi ve deniz turizminde hem Türkiye'de hem de Avrupa'da ön plana çıkabilmesi için çalışmalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda Kız Kalesi'ndeki atık su tesisi de rehabilite edildi ve kapasitesi artırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi MESKİ Genel Müdürlüğü, Kız Kalesi Mahallesi mevcut atık su arıtma tesisi rehabilitasyonu ve kapasite artırımı çalışmalarını tamamladı. Rehabilite edilerek kapasitesi artırılan atık su arıtma tesisi sayesinde yerleşim yerinden toplanan atık suların arıtılarak doğaya geri kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Kız Kalesi Merkez Evsel Atık Sularının arıtılması ve Avrupa Birliği Şehir Atık Suyu Direktifi ile Türk Su Kirliliği Kontrol ve Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak deşarj edilmesi sağlandı. Arıtma tesisinin 1000 metreküp olan gün kapasitesi 8 katına çıkartılarak 7920 metreküp gün olacak şekilde artırıldı. Tesis yaklaşık 40 bin kişilik nüfusa hizmet edebilecek şekilde rehabilite edildi. Kapasite arttırımı çalışmaları tamamlanan Kargıpınarı, Atakent ve Kız Kalesi atık su arıtma tesisleri yaklaşık 575 bin kişilik nüfusa hizmet verecek. Yerel gazetelerimize de göz atacağız ve ilk bakacağımız gazete Haberci. Haberci diyor ki S plaka ihalesi yargıya taşınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2 yıl önce yapmış olduğu S plaka ihalesi esnafı memnun etmedi. Yargıya gitmeye hazırlanan esnaf plakaları eskiden olduğu gibi trafiğin vermesini istiyor diyor Haberci gazetesi. Haberci'den diğer bir gazetemiz Güney'e geldiğimizde Güney memur da bayram ikramiyesi istiyor diyor. Hükümetin seçim öncesinde aldığı kararla emekliye yılda 2000 lira bayram ikramiyesinden 3.2 milyon kamu çalışanı da
faydalanmak istiyor. Bu konuda Memur Sen Mersin İl Başkanı Abdullah Çelik'in yapmış olduğu açıklama Güney Gazetesi'nde okuyucuya aktarılıyor efendim. Güney'den İMC'ye geldiğimizde İMC CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yer veriyor. Şöyle diyor: Kılıçdaroğlu sandığa giderken bu 3 soru aklınızda bulunsun dedi. Soru 1. Eğer Türkiye'de her şey yolundaysa niye erken seçim yapıyoruz? Soru 2. Eğer işler yolunda değilse neden tekrar aynı kişiyi Cumhurbaşkanı seçiyoruz? Soru 3. Eğer ülkeyi kurtaracak olan Erdoğan'sa ülkeyi bu hale getiren kim? İMC gazetesinden diğer bir gazetemize, Akdeniz'e geldiğimizde Akdeniz AK Parti'de FETÖ alarmı diye bir başlık atıyor. Ayrıntısı şöyle: AK Parti Genel Merkezi FETÖ'cülerin partiye sızmasını önlemek için çapraz mülakat sistemini uygulayacak. Adayların akrabaları dahil aile fertleri de mercek altına alınacak. Özellikle kripto FETÖ'cülere karşı hassas bir çalışma yapıldığı, farklı kaynaklardan çapraz güvenlik taraması yapılan aday adaylarının gösterdikleri referans kişiler birinci ve ikinci derece akrabalarına kadar araştırılacak diyor ve AK Parti'de işin sıkı tutulduğunu belirtiyor Akdeniz gazetesi. Yeni Güney gazetesi yerleşme stratejisi KOBİ'lere de yönelmeli başlığını atıyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, yerleşme stratejisinin sadece büyük firmalarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, ekonomimizin bel kemiği olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde de bu uygulama yaygınlaştırılmalıdır açıklamasında bulunmuş. Kızıltan'ın açıklamaları Yeni Güney gazetesinde. Çukurova enflasyon arttı, dolar rekor kırdı başlığını atıyor ve doların durumuna değiniyor değerli seyirciler, enflasyona değiniyor. Tüketici enflasyonu Nisan ayında %1.87 oldu. Beklentiler ise 1.47 seviyesindeydi. Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %10.85 artış gerçekleşirken Mersin'de de yıllık bazdaki enflasyon artışı %11.29'a yükseldi. Öte yandan enflasyon dolar kurunu da yükseltti. 4.20'nin üzerini gören dolar tarihi rekoru kırdı diyor Çukurova gazetesi. Ve Hakimiyet gazetesi rekor başvuru başlığını atıyor. Milletvekili aday adaylığı için çok sayıda başvuru yapıldı diyor. Türkiye genelinde başvuru sayısı ve partilere göre başvuru sayısıyla ilgili bilgiler aktarılıyor gazetede değerli seyirciler. Ve geldiğimizde Mersin gazetesine, Mersin gazetesi Sağlık Bakanı Mersin'den çıkacak başlığını atıyor. Milletvekili adaylık başvurusunda bulunmayacağını açıklayan Atıcı'dan büyük bir hedef: Sağlık Bakanı Mersin'den çıkacak. CHP Mersin Milletvekili Profesör Doktor Aytu Atıcı, milletvekilliğine aday olmayacağını açıkladı. Yaptığı başarılı çalışmalarla Mersinlilerin sevgisini ve desteğini kazanan Profesör Doktor Aytu Atıcı, CHP milletvekilliği için adaylık başvurusunda bulunmayacağını söyledi ve Sağlık Bakanı Mersin'den çıkacak öngörüsünde bulunmuş değerli seyirciler. Tabii hemen akla acaba şu anda aklıma geldi. Sayın Atıcı kendisinin Sağlık Bakanı olmasını mı istiyor? Böyle bir öngörü mü var kendisinde ya da böyle bir talep mi var kendisinde? Bunu dile getiriyor. Ama tabii yeni sistemde bakanların milletvekili olması şartı yok. Ola da bilir. Sayın Atıcı hem doktorluk görevinde hem profesör olarak öğretim görevliliği konusunda hem de milletvekili olarak çok başarılı işlere imza attı ve partiler üstü bir kimlik kazandı. Mersin'de de sevilen sayılan bir kişi kendisi. Olursa da ne mutlu Mersin'e diyoruz. Yerel gazeteleri sona erdirdik. Kısa bir ara, sonra beraberiz. Dünyanın ortak sorunu nedir? Çevre,
açlık, enerji kaynakları. Bunların hiçbiri bugün yarın hayatımızı etkilemediğinden belki biraz rahatız. Peki terörün dünyanın ortak sorunu olduğunu farkında mıyız? Farkındaysak da çözümü kimden bekliyoruz? Kim durdursun istiyoruz? Güvenliğimizi sağlamak güvenlik güçlerin ve devletin işi. Evet. Ancak bizim katkımız şart. Terörü hep birlikte durdurabiliriz. Birbirimize daha çok güvenerek, daha çok kenetlenerek, daha çok severek. Sadece bir yerde, bir şeyde, birinde şüphe uyandıran bir gariplik mi var? Görmezden gelmeyelim yeter. Terörü hep birlikte durdurabiliriz. Alo 140, terör ihbar hattı. Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum. Bıraktığımdan beri çok daha zinde kalkıyorum. Benim de bir masrafım bu var. Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var. Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder? Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım. Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum. Evet, kalabilir misin? Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org. intermersin.com sitemize de bakalım. Sitemizde Mersin'le ilgili gelişmelere yer veriliyor. 7/24 ve bütün yönleriyle Mersin hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Ayrıca intermersin.com sitesi aracılığıyla İçel TV ve Tepe Medya Grup radyolarının sosyal medya hesaplarına, canlı yayınlarına ve arşivlerine de ulaşabilirsiniz diyelim. Ve bugün de İçel gündemini burada noktalayalım. İçel TV'de kalın, hoşça kalın efendim.